Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Miatek'in teknik analizini yapacağız. En son yapmış olduğumuz yayın 24 Haziran tarihindeydi. O yayında nelerden bahsettik ve fiyatlarda o günden bugüne neler oldu, bunları konuşacağız. Ayrıca bundan sonra Miatek'te beklentiler neler, bunları birlikte tespit edip analiz etmeye çalışacağız. Bakın arkadaşlar, Miatek'te hala aynı görüntü içerisinde analizimizi yapıyoruz. İki tane tepe, bir tane dipten oluşan bu kanal görüntüsüne göre Miatek'i yakından takip ediyoruz. Fiyatlar Miatek'te bu kanalın alt bandına gelmeyle birlikte, yani 23 Mayıs 2024 tarihinde kanalın alt bandının kırılmasıyla birlikte bu bölgeye retestler yapsa da bu bölgenin içine fiyatların giremediğini görüyoruz. Şimdi 24 Haziran tarihinde Miatek'le alakalı 20 dakikalık detaylı bir teknik analiz yaptım. Ve bu yapmış olduğum analizde bütün olasılıkları sizlerle paylaştım. Videonun 16.24. saniyesi ile 19.50. saniyesi arasında ise şahsi görüşlerimi sizlerle paylaştım. Ve orada şunu söyledim. Videoları atlamadan izleyen, videoları detaylı bir şekilde dinleyen arkadaşlar burada yapmış olduğum şahsi görüşlerimi de öğrenmiş olacaklar. Ama videoları atlayarak giden arkadaşlar ise buradaki görüntülerden bir haber olacaklarından dolayı yarın olur da fiyat düşerse, hocam sen 62 TL olarak söylüyordun ama bak 62'nin üstünde kalsa da fiyatlar daha da altına geldi, bu nasıl yükseliş gibi düşüncelere hakim olacaklar demiştik. Lütfen bir önceki yapmış olduğumuz Miatek yayınının 16 ile 20. dakika aralığını izlemenizi finansal okuryazarlığınız gelişmesi açısından sizlerden istirham ediyorum. Şimdi gelelim Miatek'e. Bakın Miatek'te daha önce yapmış olduğumuz yayında 68 TL'nin son derece önemli bir direnç bölgesi olduğunu, 60-62 TL'lerin üzerinde kalması halinde bu bölgeye kadar gelebileceğini ve fiyatların buraya geldiğini, eğer 68 TL yukarı yönlü aşılamazsa bu bölgeden 60'lara doğru aşağı doğru bir düşüş olabileceğini, eğer 68'in üzerinde de kalırsa onun üzerinde yapacağı kapanışlar bize artık düşüşün bittiğini ve bir yükseliş trendi getireceğini söyler şeklinde görüşümü belli etmiştim. Hocam bunu nereden söylediniz derseniz, bakın yardımcı indikatörleri de her zaman incelememiz gerekiyor dedim ve trendlerde yukarı yönlü bir görüntü olursa da yardımcı indikatörlerden Ichimoku bulutunun üst direnç bölgesi düşüşteki tepki hareketinin olduğu bölgedir. Bu bölge yukarı yönlü aşılırsa bir yükseliş trendi beklenir ama üst direnç bölgesi yukarı yönlü aşılamazsa bu bölgeden sert satış gelmesi beklenir ve fiyatlarda 60-62'lere doğru bir hareketli olabilir şeklinde görüşümü sizlerle paylaşmıştım. Bakın fiyatlar 4 defa bu bölgede 68 TL hedef bölgesini test etti ve bu bölgeyi aşamamayla birlikte çok sert bir satış içerisine girdiğini görüyoruz. Yani Miatek düşüşü tepki hareketini yaptı. Bundan sonra ise düşüş kaldığı yerden devam etti. Görüntü yardımcı indikatörlere göre bu şekilde. Gelelim şimdi teknik analiz bundan sonra bize ne söylüyor? Buna bir bakalım. Şimdi bizim majör yükselen trendimiz kırıldı. Bilanço onun çok iyi gelmesine rağmen ve bilançoyla birlikte Miatek yönetim kurulu üyesinden bir tanesinin Ekotürk TV'de yapmış olduğu beklentiyi yükseltici konuşmalarından sonra normal şartlarda fiyatların tavan tavan yukarı gitmesi bekleniyordu. Ve sizlere yayın yaptım. Dedim ki arkadaşlar, bakın bir yönetim kurulu üyesinin bu kadar iddialı cümleler kullanması normal değildir. Siz bunları bir Türk Hava Yolları'nda, bir Tüpraş'ta, bir Koç Holding'de bunları göremezsiniz. Hatta örnek verdim. Sasa Holding'de daha önce bu tür yönetim tarafından yapılan açıklamalar oldu. Sasa'nın durumu hali ortada. Binlerce küçük yatırımcı mağdur edildi ve burada Miatek'te de bu olur demiyorum ama bu konuşmalar biraz şüpheli konuşmalar, riskli konuşmalar, dikkat etmek lazım. Burada bir yükseliş gelmeyebilir. Bir direnç bölgesinde böyle bir haber geliyorsa bundan korkmak lazım. Ama 28 TL, 32 TL destek bölgelerinde böyle bir haber gelirse de cesaretli olmak lazım demiştik. Direnç bölgelerinde gelen haberle birlikte bakın fiyatlar aşağı yukarı yapsa da burada bir mal satışı olduğunu, birilerinin burada piyasanın beklentilerini yükseltmek suretiyle satışa geçtiğini görüyoruz ve önemli bir yükselen trendimizin de fiyatlar altında
altında kaldığına göre fiyatlarda baskılanmanın devam etme riski vardır. O yüzden dikkat etmek lazım. Olası düşüşlerde bizim destek bölgemiz 51,5 TL'den geçiyor. 51,5 TL aşağı yönlü kırılırsa o zaman şu altta görmüş olduğunuz daha önceki dip nokta olan 47 TL'lerin de altına bir yere fiyatların gelmesiyle oradan tepki alması beklenir. Yani fiyatlar 47'ye kadar düşme riski olur. Buralardan tepki alsa da fiyatlarda 42 TL'lere doğru baskılanma süreci oluşabilir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Yükselen trend kırıldığına göre artık bundan sonra Miatek'te bir konsolidasyon süreci olabilir. Şimdi bu yorumlarımız kısa vadeli yatırım yapan arkadaşlar için. Uzun vadeli yatırım yapan arkadaşlar için ise şirketin temel bilgilerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Şirket tarafındaki yatırımların güzel olduğunu görüyoruz. Hem iç piyasada hem dış piyasada yapılan yatırımlarla birlikte karlılıkların çok yüksek olduğunu görüyoruz. Döviz cinsi yapılan kazançlarla birlikte şirketin kasasının dolu olduğunu ve bunları doğru yatırımlarla yönettiğini görüyoruz. Yani orta ve uzun vadede yönün yukarı yönlü olduğunu, daha güzel yerleri hak ettiğini görüyoruz. Ama kısa vadede işlem yapan arkadaşlar açısından fiyatlarda baskılanma olabilir. Haberiniz olsun. Şahsi olarak düşüncemi sorarsanız konsolidasyon süreci bittikten sonra bu fiyatlardan daha iyi fiyatları hak ettiğini düşünüyorum. Ama şu anda al pozisyonunun oluşmadığını, grafiklerin bir süre daha oluşmasının beklenmesinin daha doğru olduğunu şahsen düşünüyorum. O yüzden kısa vadede dikkatli olmak lazım. Uzun vadede ise fiyatlar 50 TL'nin altına gelmesiyle, bakın eğer olur da burada 47 TL'lerin altına gelirse buralarda artık kademeli bir şekilde toplanabileceğini şahsen düşünüyorum. Çünkü şirket tarafında bilanço çok güçlü. Bundan sonraki gelecek bilançonun da çok iyi gelmesiyle birlikte hareketlilik kış döneminde yukarı yönlü dönmesini bekliyorum. Düşüşlerin alım fırsatı olacağını şahsen düşünüyorum. Ama bir düşüş alım fırsatı ne zaman olur? Bir fırsat durumu oluşursa olur arkadaşlar. Yani bu kadar yatayda yapmış olduğu bir bölgelerden alım yapmak yerine olur da fiyatlar daha önce tepki aldığı 47 TL'lerin altına bir yere gelirse bu bölgelerden ekleme yapmak suretiyle orta ve uzun vadede tutmanın veya bu hisse senedini toplamanın daha doğru olduğunu ama bu bölgelerden alım yapmanın şahsen riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer bir operasyon yapılacaksa şirket tarafından da ciddi manada beklentilerin yükseltildiği dönemde fiyatlar zaten buralardaydı. 55-60 TL civarlarındaydı. Aşağı doğru sert düşüş operasyonu yapılacaksa bu bölgelerden maliyetlenmemek lazım. Bu bölgeler önemli direnç bölgesi olarak önümüzdeki vadelerde karşımıza gelebilir. Buralardan maliyetlenmek yerine 47 TL'nin altında bir yerden 45 TL'den 42 TL'den olur da düşerse 40 TL'lerden maliyetlenmek daha doğru olabilir. Bu şu demek değil. Fiyatlar kesin buraya düşecek anlamında değil arkadaşlar. Şu anda fiyatlarda bir kararsızlık görüntüsü var. Bu kararsızlık görüntüsü geçmeden yeniden yatırım yapmak doğru olmayabilir. Yeni alımlar için minimum fiyatların 60 TL'nin üzerinde kapanış yapması lazım. Eğer fiyatlarda 60 TL, 62 TL gibi bölgeler yukarı yönlü aşılamazsa fiyatlar çok düştü diye buralardan maliyetlenmek doğru değildir diyorum. Fiyatlar illa da buralara düşer demiyorum. Düşerse ne yapılır? O zaman bu şekilde kademeli alım yapılır. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki fiyatlar yönünü yukarı yönlü çevirecekse minimum 60 TL'lerin kırıldığını görmek lazım. 60 TL'lerin üzerinde fiyatlar kalmadığı sürece fiyatlarda aşağı doğru baskılanma olma riski son derece yüksek. Bakın 62 TL burada önemli bir direnç olsa da 60 TL bizim açımızdan psikolojik direnç bölgesi olarak karşımıza geliyor. 60 TL'lerin üzerinde kalabilirse o bölgeden ekleme yapılabilir. 60 TL'ler kırılmadıkça buradaki grafiklerin oluşmasını, buradaki grafiklerin oturmasını, bir formasyona kendini çevirmesini beklemek daha doğru olacaktır. Bakın bu bölgede minör görüntülerde bir tobo formasyonundan bahsetmiştim. Şurada bir sol omuz var, burada bir baş var, burada bir sağ omuz oluştu. Bununla birlikte fiyatlarda 68 TL'ye kadar bir yükseliş oldu. Şimdi ana görüntülere baktığımızda, majör plana baktığımızda bakın burada bir sol omuzun olduğunu görüyoruz. Burada bir baş bölgesi var ve burada bir sağ omuzun oluşturulmak istendiğini görüyoruz. Ve sağ omuz yaklaşık olarak 45 TL civarında, maksimum 41-42 TL civarında oluşabilir. O yüzden fiyatlarda 60 TL kırılmadıkça sakince beklemek lazım. 60 TL kırılırsa yön yukarı yönlü okumak lazım. 60 TL'nin altında kaldığı sürece
yeni alımlar için 47 TL'nin altına fiyatların inmesini beklemek daha doğru olacağını şahsen düşünüyorum. İnmez de 60 TL'nin üzerinde kalırsa ekleme yaparsın. İnerse o zaman sakince beklersin. Fiyatlar 47'nin altında bir yerde oturduğunda bu bölgelerden alım yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bu yayınları eğitim amacıyla dinleyelim lütfen. Öğrenmeye çalışalım. Coin bulucuya dahi ihtiyaç duymadan kendi analizlerimizi kendimiz yapabilecek seviyeye gelmeye çalışalım. Bu yayınların yapılma amacının bu olduğunu, herhangi bir kazanç politikası güdülmediğini, katıl dahil olmak üzere herhangi bir platformda da ücretli bir çalışmamızın olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Miatek'te toparlamak gerekirse kısa vadede baskılanma devam edebilir. Orta ve uzun vadede hedeflerinin minimum 100 TL ve üzeri olduğunu şahsen düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bol kazançlar diliyorum.